أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Dersimizin konusu Hattı Kur'an'ı muhafaza. Osmanlıcayı Kur'an harflerini koruma. Yani Risale-i Nur'u elinden geldiği kadar onunla okumak. Şimdi böyle bir planım vardı, onu söyleyeyim. Fakat istenmedi. Son saate kadar harflerin karakterinden bahsedecektim size. Fakat olmadı. Notlarımı koydum. Yalnız size şunu söyleyeyim, içim yanarak söylüyorum. Bunu seçen Allah'tır bu harfleri. Harflerin şekilleri sıfatlarıdır. Harf bu değildir. Burada libastır o. Şöyle diyeyim. Allah Allah. Girmek istemiyorum zaten de. Anladım. Kur'an harfleri manaya giydirilen bir libastır. Kur'an bu değil. Bu musaftır. Yani Kur'an kütüphanemizdeki musaftır. Ustad buna hurufat giydirilmiş diyor. Tamam. Orada diyor ki libas zata uygun ve yakışır olması lazım. Yani mesela ben kadın elbisesi giyemem. Giyerim de yakışmaz. Tamam, yakışmaz. Kur'an'ın harfleri diyor, manaya diyor, libas da olmamış, cilt olmuş diyor. Hatırladınız mı? Cilt olabilmesi için kaynaması lazım, kabul etmesi lazım. Mesela implant var kişide, diş. Kabul etmediği için sporda durur. Kemikte ek yaparlar ortopedi. Kabul etmediği için kemik olarak durur. Ama bazı şeyler var ki kendisi gibi kabul eder ve orayı kendisini eritir. O olur. Değil mi Fatih? O olur. Yani orada dururken kabul etmemiştir yani orada. Kabul etmemiştir o kemik ortopedi. İnşallah israfı zaman olmuyor. Bir şey etrafını çizmeye çalışıyorum. Harflerin karakterine ve sıfatına, hakikatine ve mahiyetine girilmeyi istemediği için söylüyorum. Nun harfiyle bir saat ders yapan insanım. Yani böyle nun harfi. Veya benim harfim olan saat. Şimdi harfler bu şekil. Ba, i, ze, se. Bunlar sıfattır. Libasıdır yani. Yani ona uygun bir endam olmalı. Giydi. Ama öyle mana ile libas o kadar imtizaç etmiş ki o olmuş. Yani onu sıksan o çıkıyor. Sanki harflere özdeş manaya olmuş. Yani harf ona geçiş olmuş. Ve Kur'an harfleri Kur'an'a böyle. Şimdi taşıdıkları bir de sıfat var. Şeyde yok, Latince'de yok bu anlattıklarım. Bir de anlatacağım şu anda şey yok. 4 tane tabiat var. Toprak, harflerin tabiatı yani. Toprak, ateş, su, buhar. Bazı alimlerine göre buharı kaldırmış su yerine. Su var diyor, buhar olmaz, nurdur diyor. Yani mesela şu, Hasan, Osmanlıca yazıyorsun, annesini de yazıyorsun, hiç daha görmeden bunların, harflerin, o kadar bilseniz yeter. Bu harflere bakarak bu adamın karakterini anlarsınız, ehli anlar. Mesela ben bir ara meşguldum, Allah beni affetsin, sonra işte şiddetli bir şeyde ustadım, kızdı.
1985'lerde. Ebced'de çok uğraşıyordum. Hiç şimdi anlamam. Hem de dua ettim silindi elhamdülillah. Anlamıyorum. Yani Ebced'de Mebced'de böyle harflerle bayağı 85 yani. Tamam. Ustaç yaptı. Şimdi böyle yazardım. Ateş harfimi Hasan. İşte Hüsn. Bu kök harfleri ateş midir, buhar mıdır, toprak mıdır? Karakterini tespit ediyordu yani adam görmeden. Şimdi onun için mesela evlenirken annesinin ismini yazıyor, kızın ismini yazıyor falan. Bu İmam Ebu Yusuf'a göre mekruhtur düğün davetiyelerinde. Niye? Şimdi kızın annesini yazdım. Kızın ismini de yazdım. Tamam. Ben şimdi annesini gördüm. Yazıyı yazayım, Osmanlıca'ya çevireyim. Kızı da çevireyim, kızın karakterini çıkarır. Daha görmedim. Yani ben değil de çıkartılır yani. Yani haritası çıkıyor. Her şey her şeyle alakadardır. Her şey, her bir şeyle her şeye girebilirsiniz. İnternet gibi. Bir girersin bu kadar bir kutu, ekran. Her yere girdiğin gibi. Harf de böyle bir kutu gibi yani. Bilgisayar ekranı gibi. Bilgisayar ekranda ne anlıyorsan, Kur'an harfleri de böyledir diyebilirsin. Ondan sonra giriyorsun oraya. Artık girdikten sonra o pencereden istediğini seyredersin. Hattı Kur'an'ı bunu anlatsam ve kapatsam dersi derdi. Çünkü kendisine uygun bir libas giymiş. Ve Kur'an harflerinin hiçbir tanesi köşeli değildir. Doğada, tabiatta hiçbir tane köşeli eşe yoktur. Hiç böyle dal göremezsiniz. Mutlaka esnekliktir, elastikiyete sahip, kavistir. Gömeti şey vardır. Köşeli yoktur. Mesela Latince'de öyle değildir. Hepsi mesela nundur, tedir, ledir. Bunlar hepsi köşeli. A, hep köşeye. Hani esnek bir şey yok. Bir kere şey bakımından da öyle. Allah'ın tabii o da Allah'ın şeyi yani yarattığı şey ama Kur'an manaya uymuyor. Gidiremezsiniz yani. Şey getirir misin sana zahmet yukarıdan Mustafa? Mektubat var. İki tane takım var. Bir üstte bir altta. Ya. Eskisini o çizinin. Mektubat. Şimdi okuyorum. Yer yer inşallah şey yaparım. Ama karakteri girmedim. Onu da bilin. Muhyiddin Arabi sırf Nun hakkında bir kitap yazmıştır. Galiba 170-185 sayfa mı ne? Nun harfi, karakteri ve sıfatı hakkında. Yani pencere oluşu. Harfler penceredir. Harfler düğmedir. Toprak mıdır abi Nun? He? Allah Allah. Ya bu biraz şu demek oluyor değil mi? Yani bir çocuk mesela doğduktan sonra demek ki İsmi verildikten sonra isim çok önemli. Karakteri hatta geleceği de biraz bilinebiliyor anlamına geliyor. Geliniyor. Mesela bu suyun hiçbir karakteri yoktur. Hiçbir bası şey belirlenişi yoktur. Kaba göre şekil alır. Çocuğu bir şeye kaba koyuyorsunuz. İsim o demek. Zaten üstad şeyde o hani Mukayyibat Hamse var ya. He. Orada hani rahmı maderdeyken bilinemiyor. Evet. Ama çıktıktan sonra, yani doğduktan sonra demek ki bilinebiliyor. Tabi simaya bak ki seyret. Allah-u Alem. Evet. Allah-u Alem. Ana çizgileriyle la fahr ve la gurur benim için belli yani. Ben abi son zamanda bunu araştırıyordum. Bu secire-i hilkatte nereye denk geliyor abi yani? Harf mı? Yok yani bu insanın doğduktan sonra karakterinin, istikbalinin bilinebilmesi. Bilmiyorum. Allah-u Alem mukadderat hayata denk geliyor. Çünkü orada nefsin hakikati var. Mukadderat hayatiye sayfasına diyor ya. Hmm. Onun bir nevi programı olmuş oluyor. Çünkü istidadı hususisi diye de üstad bahsediyor. Demek ki yani mukadderat hayatiye tekabül ediyor. Aferin. Bu gibi şeyler. Maşallah ya. İstifade ettim herhalde. Evet. Mukadderat hayatı. Çok güzel. Bak hattı Kur'an-ı muhafaza girmeden bak burada 33 tane esaslar toplanmış bir araya. Huruf hakkında mühim bir sual. Bazı ehli tahkik derler ki
Elfaz-ı Kur'aniye. Kur'an. Sayfa kaç abi? Sayfa 340. Ama harika bir yer ya. Tam da efendim şey, laf var. Şu benim yani. Bu benim için. Bunu ben yapacağım yani. Bu ders bu. Mana ile harf. Yani ceset ruh ilişkisi. Benim Risale-i Nur'daki ihtisasım bu. Yani ebced değildir. Bu risale nerede yazılmış? Bazı abi vakıflar var. Bu nerede yazılmış? Kimler vardı? Kim tebiz etti? Kim tahsiye etti? Kim nerede yaptı falan? Efendim bir sürü mudafalar var. Şunlar. Yani saham yok. Bilirim ama saham değil. Benim ihtisasım bu yani biraz. Mülk mümelet. Gay. Gay. Bunu anlatıyor mesela. Lafız mesela. Çok ders yapmışım. Belki 10 tane de fazla. Lafız. Ses mesela. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses şeye benzemiyor mesela yazıya. Ta oradan beri. Lafızın nasıl kişiyi, karakterini taşıdığını. Şimdi biraz keyif alıyorum yani. Benim zevkimi anlatmaya çalıştım. Diyor ki bazı ehli tahkik derler ki elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye ve ve sair tesbihlerin her biri mutadid cihetlerle insanın letaif-i manevisini tenvir eder. Ve manevi gıda verir yani. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ömrünü hiç harf görmemiş amaya. Bu sesten harfleri hayal edemez. Yani ses şekle benzemez. Ses de şekil arasında ne kadar fark var? Mana da sesten bu kadar farklı. Bu, su, haşikiyo, enerji, esir, maddi hayat. Böyle gidiyorsun ya. Buzdur yani harf. Harf buzdur. Mesela dal buzdur. Mana neresindedir? Buzun neresinde su varsa. Veya lafız ağacın dalıdır. Mana ise onun içindeki nurdur. Bazen küfür oluyor harflerin içerisinde. Yani yazıların içinde veya tehdit var. Odunun içerisindeki dumandır. Bazen Allah harflerin içinde cehennem tehdidi var. Odunun içindeki ateştir. Minel gayl. Minel gayl. Zu harfi. Değil mi? Mana ruh ile kaimdir mi? Öyle bir... Evet, mana diye bir ruh ile kaimdir. Şimdi harf nedir? Odun dedik. Oduna benzer. Harf dedi ki buzdur. Harf dedi ki cesettir. Usta ceset kullanıyor. Şimdi ağzımdan çıkan Elhamdülillahi Rabbil Alemin ses. Ama hiç kimse harf görmüyor. Bak harf yok. Harfsız ses. Harf yok. Zaten ona benzemez. Ne yaptım? Baktım ama. Mesela ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Sesimi duyuyorsun. Siz bunu görmedin. Ama burayı okuyorum. Üstünü okuyorum. Tamam. Yani burada metin var. Fakat sesim buna benzemiyor. Ses, metin arasındaki fark. Ses. Sesin içerisine ne koyuyorum? Dimağın bütünlüğünü koyuyorum. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Onun içerisine vicdanı koyuyorum. İrade, zihin, his, latife, rabban. Onun içerisine kalbi koyuyorum. Kalbin içerisine mana. Ta tın tın oradan ediyor. Oradan çıkıyor. Onun için kelam sıfatı benim için çok garip ya. Kelam sıfatı, subutu sıfattan kelam sıfatı çok garip. Bunu anlamak için konuşmamanın ne demek olduğunu anlarsan bunu anlarsın. Yani böyle hareketler hissiyatını ifade edemezsin. Yani sesler var. Kadın sesi, çocuk sesi, erkek sesi, dağlar sesi, rüzgar sesi, deniz sesi, tamam mı? Şu sesler. Bir sürü. Ne mucize ya. Müzikler falan, sesler. Ne acayip bir sistem ya. O kadar uyuşmuşuz ki. Uyumuşuz. Çok garip ya. Uyumuşuz. Uykudayız yani. Acayip sistemi kullanıyoruz, haberimiz yok. Neyse. Niye diyor? Elfaz-ı Kur'aniye'de ne varmış biliyor musunuz? Ve mutadid cihetlerle insanın latifesini, letaif-i manevisini tenvir eden mana ve gıdaları varmış. Manaları bilinmese yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor diyorlar. Lafız bir libastır, değiştirilse
Her taife kendi lisanıyla o manalara elfaz giydirse daha nafi olmaz mı? Yani lafız diyor cesette şey gibidir diyor, gömlek. Ben beyazı çıkardım, kırmızı giydim diyor soruda. Ondan sonra lafız bilinmese diyor, yani mana bilinmese, yani lafız manası. Elhamdülillah Rabbil Alemin ne demek bilmiyorum dese. Ya diyor olmaz diyor. O zaman elhamdülillah Rabbil Alemin yerine, Arapça yerine Latince yaz. Latince yazsan olmaz mı? El cevap, konumuz bu değil ama burada bir mukaddeme yapmaya mecbur oldum. Elfaz-ı Kur'aniye, Kur'ani harfler, tesbihat-ı nebeviyenin lafızları, camit bir libas değil, cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki, moruru zamanla cilt olmuştur. Kur'an'ın harfleri manaya bu gömlek gibi değil. Bu da gömlek. Bu gömlek kişilik ve kimliği taşıyor. Herkesin rengi ayrıdır. Herkesin görünümü ayrıdır. Sima yani. Yani ben olmuşum. Benim cildim bana ait. Ama bu gömlek bana ait değil. Bunun bir sürü numunesi var. Tamam mı? Fakat bu bana ait. Yani bu da bir gömlektir diyor. Kur'an'ın manaları bunun gibidir. Ruhun dışa vuruşu, kendisini bununla ifade etmesi. Latinceler bunlardır. Çünkü cilt olamaz, gömlektir. Çünkü mana ile kendisi zıt. Koyamıyorsun içine, kap yok. Buzun içine su koyarsın, suyun içine H2 koyarsın, H2O'nun enerji koyarsın, enerjinin içine esiri koyarsın. Ama tekisini yapamazsın yani. Diyor ki, bir de okuyayım. Elfaz-ı Kur'an'ı ve tesbih-i manevi lafızlara camit libas değil. Yani cisim. Cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir, gömlek değiştirilir. Fakat cilt değilse vücuda zarar vardır. Vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler Tanrı oludur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mesela cini hastaya. Tanrı uludur, yoktur ondan başka tapınacak falan desem bir şey olmaz, belki de daha azar. Veya coğrafya kitabını Bizans veya tarih kitabını okusanız hastaya daha beter azar dalga geçiyor diye. Ama elhamdülillahi rabbil alemin. Onun müekkel melekesi en basit manasıyla şekliyle müekkel melekesi var. Onu simgeleyen, onu arşta tutan melek. O aktif oluyor orada. O işte darmadağın ediyor karşıyı. Ruhani, melektir o. Çünkü ağızdan çıkan her şey diriliyor ve canlı oluyor. Namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler mane-i örfilerine alem ve nam olmuşlar. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu İslam'a, Kur'an'a, imana, tevhide yani dine nam olmuş, alem olmuş. Şair yani değil mi? Şair. Ya abi mesela bu Emir'de bir de bir yer var da 190'da. Orada iki tane hadis-i şerif var. Bir tanesi işte malum işte mahşer günü alimlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla muvazene edilir. Bir ikincisi de işte malum yine men temesseke bi sünneti indeksat-ı ümmeti. Fellehu ecrümeye etti şehit. Ümmetin efsadı zamanında sünnetime tebaat eden, sünnetime temessük edene 100 şehitin ecel verilir. Değil mi abi bu manada? Peki bu diyor ki bu iki hadis-i şerifin Allah'ın bir ilhamla diyor. Risale-i Nur'u yazmanın. Şimdi diyor yazmanın diyor. Yazmanın. Bu yazmak da şey var yani şairi var burada. Şair. Sünnetine şey diyor. Mevcut eden yani. Sünnetine itibar eden diyor ya. Bu manada yani. Şair maziyi istikbale taşıyan kaplar gibidir. Yani manasına alem ve nam olmuş. O maziyi taşıdığı için
Şair bu ruhu taşıdığından çok değerlidir. Adam bunu çok iyi bildiği için Mim Kemal maziden alakayı, Kur'an'dan, İslam'dan, imandan alakasını kesmek için ilk önce bir gecede adamları, yani Müslümanları cahil etti yani. Şair olduğu için. Şair tevarüs deniliyor. Yani ruhları taşıyandır. Mezar taşları, tesettür, sakal, dini öf yani mesela. Onlar şairdir işte o. Bir de çok ilginçtir. Alimlerin ilmine, alemine intikal eden bir simge kullanmış. Mürekkebi diyor. Alimlerin duruşu, konuşması, yürüyüşü, namaz kılışı falan demiyor. Alimlerin mürekkebi diyor. Şehitlerin kanı. Şehidin kanı neyse alimi mürekkebi daha üstün. Şehidi kanla, alimi mürekkeple vasıflandırdı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kan abu hayattır. Kan abu hayattır. Hayat. Hayatın. Tamam. Yani kan vücuda neyse ilme, huruf böyledir. Harf çok. Ona uygun libas giydiriliyor. Mesela o huruflarda manevi duyguları koyabiliyorsun. Mesela kutsiyeti koyabiliyorsun. Kutsiyetten gelen feyizler. Ancak o lafızlarda ve o kalıplarda olur o feyizler. Mesela hastaya Osman Arapça yazsan Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tamam? Yazsan Arapça. Assan, taksa, bir de Latince yazsan Elhamdülillahi Rabbil Alemin hiçbir tesiri olmaz. Abi ne özelliği var? Cep telefonuna onaylanmamış kart taksan. Onaylanmamış yani Vodafone'dur, Turkcell'dir, Avea'dır, Telekom'dur yani tamam mı? Onaylanmamış bir kart veya iptal ya şey değil. Öyle bir kart taksanız telefon çalışır mı? Çalışmaz. Ne var ya aynısı? Yok onda. O öteye seni taşıyacak şifre yok. Onaylanmamış öteden. Bir kere Allah yani en azından illeti bakımından Celle Celaluhu Allah onaylar. Yani operatör şirketi o kartı onaylarsa seni bütün dünyaya taşır. Yani telefon şeydir, manadır. Kart, tam kart, o telefondaki şey, ha cesettir o telefon. Mana ise içindeki sistemdir. O kart ise seni ötelere taşıyan huruftur. Çünkü ulemanın mürekkebi diyor harfleri. Şehidin kanı. Yani şehitlik kanla özdeş yapılmış, ilimle harf özdeş yapılmış. Tabi burası uzundur. Ben bu göstereyim size. Buradan beri bunları anlatıyor. Dolayısıyla adamlar şeyi çok iyi biliyorlar. Mim Kemal, Sufyan çok iyi biliyor harflerin ne demek olduğunu, şairi ne demek olduğunu, tesettürü ne demek olduğunu, yani ezanın mezar taşları ne demek olduğunu onu çok iyi bildikleri için gelir gelmez buna hücum ettiler direkt. Şimdi Kur'an harfleriyle alakalı. Bak ustad neler diyor. Mektubat 428'de ben cümle cümle okuyayım ki belki bir derste bitirebilir miyiz? En azından kim kaldırdı? Malum. Peki sen de buna karşıysan aynı o tipten olmuyor musun? En azından el insaf bilmiyorsan bilmiyorum den haddini bil yerinde otur. Şimdi bu lazım demek tamamen onlara yalakalıktır, onların ekmeklerine yağ sürmektir. Eskidendi veya şimdici olmaz. Niye olmasın kardeşim? Ne? Ustad öyle demiyor ki. Bu huruf-u Kur'an'ıya, huruf-u Kur'an, hattı Kur'an muhafaza edilmesi lazım diyor. Ve esasmış. İhlasa ne diyor? İhlas Risalesi'nin 9 tane madde sayıyor. En kısa bir tarik hakikat. Sayıyorsa en tarik-ı budiyet. Ve diyor ki altında, aç o altında, aç o ihlas. Sol taraftan alt, şey, sağ taraftan altta.
İhlas o madde sayıyor. 9 tane madde mi ne sayıyor? Altında bak, hakikat mıdır diyor, muhkemat mıdır, esas mıdır diyor. Bakın bir bakın, yani üşenmeyin. Madem İhlas'tan meşgul, burası mı abi? He? Yukarıdan o sayısı... Ey ahiret kardeşlerim. Çabuk oku. Ve ey hizmeti kuran arkadaşlarım, bilirsiniz hepiniz bu dünyada Hüseyin Ulvi hizmetlerinde en mühim bir esas. En büyük bir esas diyor. En büyük bir kuvvet. Kuvvet. En makbul bir şefaatçi. Bir dakika, birincisi neydi? Esas. E ne esası dedi? Bir. Mühim bir esas. Mühim bir esas. Şimdi esas nedir? Bu hattı Kur'an'ı içinde ustad esas diyor. Esası lügatını vereyim. İttifak edilmesi, kabul edilmesi mecburi olan rükünler. Kur'an'ı başka libas giydiremezsiniz Kur'an'a. Kur'an harfleri Kur'an'a esastır. Risale-i Nur'un manasına Osmanlıca esastır. Şimdi okuyorum. Hattı Kur'an'ın tebdiline karşı Kur'an şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hattı Kur'an'ı muhafaza çalışması aynı senededir. 428 mektuba. Şimdi başka bir yer okuyorum. Kastamonu layıkası 77. Bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bidatlara müsait gittiği için Risale-i Nur Zendeka'ya karşı hakaik imani muhafazaya çalışması gibi bidata karşı da huruf ve hattı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken kimin? Risale-i Nur'un talebeleri. İken has talebelerden birisi bilfiil huruf ve hattı Kur'an'ı ders verdiği halde, yani böyle bir nur talebesi Kur'an harflerini ders verirken gidiyor bırakıyor, sırrı bilinmez bir hevesle huruf ve hattı Kur'aniye'ye ilmi din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların darbede istimal ettikleri eserleri almışlar. Haberim olmadan daha da şiddetli bir tarzda o has talebelere karşı bir gerginlik hissettim. Sonra ikaz ettim. Elhamdülillah ayıldılar. İnşallah tamamen kurtuldular. Şimdi başka yere koyuyorum. Emirdağ 1, 226. İki genç muallim... Şöyle yapayım. Dirseğim gelmesin. Şöyle yapıyorum, tamam mı? Şöyle koyuyoruz. Hatırıma geliyor. İnsan ürküyor. İki genç muallim daha eski yazıyla nurlara girmesi ve çocukların hurufu Kur'an'ı öğrenmeye başlaması. Antik Kur'an değil de Kur'an harfleriyle Latin harfleriyle Kur'an yazılsa Kur'an ezberlenebilir mi? Karşılığı yok ya abi. Ha, olsa bile li Ayn. Peki böyle yazılsa gene ezberlenemez. Diyor ki oradan hatırlama bak. Çocukların hurufu Kur'an'ı öğrenmeye başlamasıyla Risale-i Nur'ları da yazmaya girmeleri büyük bir faali hayırdır. Cenab-ı Hak o masumları muvaffak etsin. Amin. Başka yer okuyorum. Tarih Hayat 545. Bediüzzaman hapiste olduğu günler dahi Risale-i Nur'un neşriyatı durmamış, perde altında yüz binlerce nusaları eski yazıyla neşretmeye Nur kahramanı Hüsrev gibi Nur talebeleri muvaffak olmuşlardır. Başka? Nereden okuyorum? Gençlik Rehberi 264. Risale-i Nur'dan eskimez yazı öğrenmeye gelince Kur'an yazısıyla olan nur eserlerini yazmaktaki kazancımız çok büyüktür. Eskimez yazıyı kısa bir zamanda öğreniyoruz. Hem yazarken malumat elde ediyoruz, hem Risale-i Nur etsalarını çoğaltmakla imana ve Kur'an'a hizmet ettiği için pek büyük manevi kazançlar elde ediyoruz. Hem yazılarak edinilen bilgi hafızaya daha esası yerleşiyor yazarken aşağı iniyor. Peygamber Aleyhisselam yazmayı tavsiye ediyor. Kuş gibidir diyor mana. Ayağından bağlayınız. Yani yazıya dökün. Bunun için şimdiye kadar binlerce genç o ipi bağlıyorsun ya. Ama o ipi
İyi, hem kuşa zarar vermeyeceksin hem de bağlayacaksın. O en güzel, ona ip, en güzel harf o olması lazım. Bunun için şimdiye kadar binlerce genç Risale-i Nur'u yazarak Kur'an yazısını öğrenmiş ve öğrenmektedirler. Ben mesela Osmanlıca öğrenecek değildik yani. Niçin öğrendik? O gayrimüteşhirler var ya, gayrimüteşhir, Osmanlıca. Yani neşedim, sanki neşedilenleri bitirdim de onları hep anladım. Merak sardı ona. Abiler dedi ki, merak, hey abi yok mu Latince? Merak ediyorsan öğreneceksin. Yok. Tercüme edenler halt etmiş mesela. Latif nükteler bilmem ne, sanki ustad bilmiyordu. Veya işte Vehhabilik meselesini. İttihad İslam'dan sonra neşredilsin dedi yani. Vehhabilik mektubattan çıkartılmış. Osmanlıcası var. Gitti adam Latincesini de yapmış. Gitti işte Latif nükteleri tercüme etmiş mesela Osmanlıcadan lemalar şeyi. Ya kardeşim, onu en azından orada durduğu zaman Nur talebesine şöyle yapıyordu o. Bunu merak ediyor musun kardeşim? Bak ben okudum mu dersin. Oo ne güzeldi abi. Sen de öğren de oku. O zaman ister istemez metodu. Her şeyi çevirdin. Niye öğrensin ki işte? Bilmeyerek de zarar veriyoruz. Oldu mu olmadı mı? Ne tevil edeceksin ki? Efendim, nereden çıkmışsa ben anlayamıyorum. Nereden çıkmışsa bu şey. Yazıcılar. Na kardeşim, yazıcı, biz hepimiz yazıcıyız ya. Yazmıyor muyuz? Okuyun. Sıf okuyor muyuz? Yazmıyor muyuz? Ama yazıyoruz, ama keşke Osmanlıca yazsaydık. En azından itiraf etmek de bir seviyedir ya. Yapamadın, yapamayacaksın diye. Bir kardeş, bir grubumuz yapıyor. Onunla gurur duymak lazım. Ben gurur duyuyorum. Allah razı olsun ya. Gittik de resim, el alemin resmini ve tabela reklamlarını yazmıyor ki. Gidiyoruz sana yazıyor. Acayip bir şey ya. Ve Allah'ım da ya, kimsenin, ben öyle konuşuyorum. Yoksa kimsenin böyle tekint ettiğini de zannetmiyorum. Vicdanım sade etmez. Mümkün değil de. Olmaz ya. Zındık ancak şey yapar. Ya nereden çıktı var ya şimdi Osmanlıca okullara konunca. Kim karşı çıkar? Ecdada düşman olan karşı çıkar. Ecdada. Allah'a hamdolsun. Hatta ben 1983-85'te kasetim var böyle. Kur'an. Öyle bir zaman gelecek ki kaset duruyor yani. Kaset. O zaman CD yoktu. Öyle bir zaman gelecek ki tabii dinlerlerken beni görüyorum. Hatta altına da diyorum yani, biraz sonra diyorum. Bunu söyledim ama size. Siz Hasan abi ne kadar hayal görüyor. Öyle bir zaman gelecek ki Osmanlıca öğretecek adam yetmeyecek. O kadar ihtiyaç olacak. Osmanlıca öğretecek insan görmeyeceğiz. Az olacak. Ama toplum öyle bir şey yapacak. Abi diyor, dedi bir tanesi, Osmanlıca'ya, dine, Kur'an'a düşman bir toplumda, gittikçe daha kötü gidiyor. Osmanlıca kim isteyecek ki? Kim zannederdi 1000 seneden beri bir ecdadın nesli, şu Cumhuriyet'te şu dönemini? Şu Mim Kemal'in gelip de şu hale getireceğini kim tahmin ederdi? Adam bir tanesi de gelir, evet, asliyetine döndürür. Şimdi mesela Osmanlıca'ya karşı çıkanlar, Kur'an'da mesela şey, okulda konmuş, direkt Kur'an'a karşı gibi oluyor. Çünkü o harfleri Allah seçmiş. Hattı Kur'an'a karşı. Allah muhafaza etsin, itikada dokunur ha. İtikada dokunur ha. Başka? Kastamonu 210. Risale-i Nur'un bir vazifesi. Risale-i Nur'un bir vazifesi. Huruf-u Kur'an'ı muhafaza olduğundan yeni hurufa zaruret derecesinde inşallah musade olur. Ha, musade etmiş. Bunu da göz ardı etmeyeceksin yani. Ustad musade etmiş. Nereye kadar? Ruhsat. Ne? Ruhsat ne demek? Belirli bir yere gidene kadar müsaade edilmiş. Yani Kastamonu 210'da ruhsat vermiş. Ruhsat. Ama azimete dönüştürmemek gerekiyor. Daimi, her zaman yap. Yani bir imanını kurtaracak, bir şey okuyacak. Yani bir defa, iki defa, üç defa. Hadi külliyatı 3 defa okudun. Artık öğren de Osmanlıcayı ya. Başka? Nereden okuyacağım? Emirdar Layıkası 182.
Risale-i Nur'un mühim bir vazifesi, alim İslam'ın ekseriyeti mutlakasının yazısı, hattı olan huruf-u arabiyi muhafaza etmek olduğundan, tab yoluyla işi girişilse, şimdi ekser halk yalnız yeni hurufu bildikleri için, en çok risaleleri yeni hurufla tab etmek lazım gelecek. Bu ise Risale-i Nur'un yeni hurufa bir fetvası olup, şakirtleri de o kolay yazıyı tercih etmeye sebep olur. Onun için şimdiye kadar pek çok müstahak ve layık iken Risale-i Nur'a serbestiyet verilmemişti. Lillahil hamd, şimdi hakikatlerin kuvvetiyle serbestiyeti kazandı. Hatta eski harfle tab yasak iken Ayet-i Kübra'yı bize teslim ettirip bir kerameti ekberi gösterdi. Başka bir yer okuyorum. Bitireyim. Risale-i Nur kendi şakirtleriyle lakan yüzer kalemle yüz parça Risale-i Nur'un etsalarıyla intişar eden 20 bin nusası ile lakal 100 bin adamı huruf-u Kur'aniye lehine ve sünnet-i seniye ittiba ve imanların takviyesine ve Hazreti Ali radıyallahu an hiddet ettiği iki ceryana karşı tamamiyle mukavemet ettiklerinden elbette Hazreti Ali'nin Yahüel İhvan tabir ettiği ihvanları içinde hususi bir surette onlara bakıyor. Osmanlıca Lemalar 316. Başka? Hattu Kur'ani milletimizin yazısıdır. Şualar 415'ten okuyorum. Hatta 59, Hata 59. Hata sevap cetveli var ya şualarda. Hüsrev Altınbaşak Türk harfleri kanununa aykırı olarak, çok da ilginçtir ha. Mekanı cennet olsun. Allah şefaatine mazhar eylesin. Şimdi hatırıma geldi de söyleyeceğim yani bir şey. Ben 1980'de yargılandım. 80 ihtilalinde okuldan alındım. Şişli'de 80 ihtilalinde yargılandım. İlk yargılanma, çok ilginçtir, Kur'an öğretmekten harf inkılabına muhalefet etmekle yargılandım. Hüsrev abi de şimdi hatırladım. Kur'an öğretmekten, sınıfta tahtada Kur'an öğretiyorduk. 80'de ama acayip demek ya, delilik vardı yani. 80 ihtilalinde terör östürüyor. Ergenekon, Süfyaniyet, Kemalizm, dehşet yani. Faili meçhul katliamlar yapıyor. Kim gitti bir daha yok. Hapse aldılar, daha belli değil o nereden gelecek o bir şey. Öldürüyorlardı yani, buharlaştırıyorlar. Duyduğuma göre kıymaya dönüştürüp denize atıyorlarmış balıklara. Onun için yok, ceset yok. Böyle. 1980'de ben ilk yargılandığım zaman Şişli'ye götürmüşlerdi. Karagahlar oradaydı. Ufak olduğumdan birkaç tane tokat atıp bıraktılar. Kur'an öğretiyorduk tahtaya. Şimdi bak. Hüsrev Altınbaşak Türk harfleri kanununa aykırı olarak Asay-ı Musa ve Zülfikar gibi mecmuaları Arap harfleriyle yazmış. Böyle iddia etmiş. Cevap. Şimdiye kadar Kur'an harfleri ve hattı Türk milletinin hattı kadimi olduğu halde Latin harflerini Türk harfleri deyip, bir de var ya el çabuklu yutturdular ha, bu benim okuduğum şu anda Latin harfleri. Türk harfi diyor şimdi. Lan Türk harfi mi? Türkler mi kullanmış bunu? Ona eski yazı diyor. Bu Türkler mi kullanmış? Türk'ün yazısı mıdır? Bunlar Latince değil mi? Hem Latin harflerin kabulü diyorsun, hem Latin harfleriyle yazılana Türkçe diyorsun. Çok tuhaf değil mi ya? Arap yazısıyla yazılan yazıya ne denilir? Arap yazı harfleriyle yazılana yazıya Arapça denilir. Çin harfleriyle yazılan yazıya ne denilir? Çince denilir. Latin harfleriyle yazılan yazıya ne denilir? Latince. Nasıl Türkçe demişsin sen bunu? He? Murat? Anladın mı? Yazıyorum ben bunu. Çok tuhaf değil mi ya? Türklerin kullandığı hangi harfti 1000 seneden beri? Osmanlıca. O işte Türk harfi o. Diyor ki, el cevap, şimdiye kadar Kur'an harfleri ve hattı Türk milletinin hattı kadimi olduğu halde Latin harflerini Türk harfleri deyip Kur'an harfleriyle Asay-ı Musa'yı yazan Hüsrev'i mesul etmek birkaç vecihle yanlış olduğunu ehl-i insaf anlar. Bu da çok çıktı ya. Hüsrev abi.
de bu imtiyaz kesbetmiş abiler içinde. Hattı Kur'an. Koruma noktasında. Kaç yüz bin risale yazmış? Hatırlayınız var mı? He? 500 bin. 500 bin. 500 mi diyor ya? 500 bin. Bakın bu bir şey bakın. Ya 500 bir şey. Ya 500 bin ya 500. Risale. 500 mü risale? 500'dir abi. Fazla. 500. Bak bakalım. Onun için yani aklım almadı. Ama bak. 500 nusa mı diye bakın. Bulunca şey yapın. Ben durdurun onu şey yapayım. Hatt-ı Kur'an'ının tebdiline cevaz verenlere karşı gösterilen şiddet. Osmanlıca 18. bak Osmanlıca 18. ama 313. sayfadan okuyacağım. 500 yaz çıkar. Hazreti Ali radıyallahu anh huruf-u ecnebiyi İslamlar içinde cebren kabul ettirmek hadisesiyle ulema-i su'unun bidalara yardımlarından teessüfle bahsedip bu iki hadise ortasında irşatkârane bazılarından bahsediyor ki o sekine olan ismi azamla ecnebi hurufuna, ecnebi huruf bu, ecnebi hurufuna karşı mukabele ediyor. Hem ulema-i su yani dinini dünyaya satan, ulema dediği işkembe ve uşkurluğuyla dünyaya bağlı olan, dinini satan, iki şeye satan ulema-i su muhalefet ediyor ulema-i suya. İşte bu zamanda o adamların Risale-i Nur şakirtleri ve naşirleri oldukları şüphesizdir. Çünkü onlardır ki Hatt-ı Kur'an'ı muhafaza ediyorlar ve bidatkar bir kısım ulemalara karşı da mukavemet ediyorlar. Buldunuz mu? 500 bin nüsa geçiyor ama Hüsrev abinin ismiyle geçmiyor. Tam geçiyor. İşte kaçıncı bir şey? Neresi yani, geçiyor? Mesela 500 bin nüsa Risale-i Nur'dan neşretmiş diyor. Emre tam. 236. Hah orası. 236 mı? Evet bir orada geçiyor. 236 bak. 236 mıydı? Evet abi. Neresi acaba? Nasıl başlıyor? Emirda 2. Emirda 2 tam. Tam neresinde? Hem Risale-i Nur diye başlayan paragraf var ya. He. Onun altındaki satır olmuş. Tamam dur bakayım. Afyon Müdevisi 600 bin, 10 küsür sene evvel Afyon Müdevisi 600 bin fedakar talebesi var. 500 bin Risale-i Nur'un Anadolu vilayet-i şarkede asayişi temin eden Risale-i Nur'un 500 bin nusası komünisti susturduğu gibi. Başka ötekisi neresi? Ötekisi de 500 bin talebesiyle ve 600 bin nusasıyla diye geçiyor bir yerde. O da altında. Başka? Yani Hüsrev abi için diyor. İşte şu kadar. Hüsrev. Neyse. Böyle bir şey neşretmiş, yapmış yani. Matbaalara meydan okumuş diyor. Matbaa yaz. Ben okuyayım. Sen bakayım. Beşinci emare. Ecnebi hurufatını ehl-i İslam'ın en mühim hükümeti resmi bir surette kabul ve neşir ve cebrettiği halde Risale-i Nur şakirtleri bütün kuvvetleriyle hatta Kur'an'ı harika bir surette neşir ve tamim ile muhafazasına çalıştıkları bir zamanda Hazreti Ali radıyallahu anh aynı tarihiyle ondan haber vermekte gaybi kerametini beyan ettiği yerde ulema içinde birisine iltifat gösteriyor. Elbette bu iltifatın gerçi çok efradı olabilir. Fakat bu karine-i hal gösteriyor ki Risale-i Nur şakirtleri bir hususiyet kesbetmiş ki Hazreti Ali radıyallahu anh iltifatla Risale-i Nur'u alkışlıyor. Osmanlıca lemalar 18. lema 315. Şeyde Hasan abi müdafalarda var. Hüseyin abinin müdafası da var. He öyle mi? Oku bakayım. Sayfa kaç? Neresi? Sayfa 541. Şualar 541. He. Bu vatana ve bu millete ve dine ve düştü ahlaka 20 seneden beri pek büyük menfaatleri tahakkuk eden bu nur eserlerinden 600'e yakın nüshalarını yazmaklığımda muvaffak edimdir diyor. Tamam 600 nusha. Yani 500 bile az hatırlamışım. 600 bin değil. Yani 500 bin değil. 600 nusha. Neresinde tam? İkinci delil var ya abi. He? İkinci delil. İkinci delil. İkinci,
Ondan sonra Nur Çakir'den 600'e yakın nusaların yazmaklığıma muvaffakiyetimdir. 500 işte, 600'e yakın. 600 nusa. 600. Külliyatın tamamı da 600 evet. Kere yazmış. Yok, öyle değil. Nusa, her bir mesela, eskide böyle kitap bulmak mümkün değildi. Birinci mektup bir formaydı, bir nusa. İkinci mektup, üçüncü mektup. Böyle parça parçaydı. Kitap nerede bulacaksın onu? Ne kitabı o zaman? Nusa o yani. Mesela 26. mektup. 15. söz, bir nusa. Öyleydi yani. Yoksa 600 defa külliyat değil, mümkün değil. Ama çok acayip ya adam, yani abimiz. Hayret ediyorum ya, o dönemde. Şimdi zannediliyor böyle kahvesi geliyor, masaya oturmuş, katipleri var. Der, yaz bakalım. Işık gözükmesin diye yataklıklar vardı ya Anadolu'da böyle, odanın içinde dolap vardı, oraya yatak koyalım. Işık gözüktüğü zaman suçtu biliyor musun dışarıdan? Jandarma dolaşıyor. Sen ne işi yaktın? Mutlaka bir kitap okuydum ve yazıyordum. O zaman suç unsuru tesbih. Kalem kağıt, boş kalem ha, yazı yok da. Sen bunları risale yazacaktın. Yani boş kalem ve kağıt suçtu. Yetiyordu hapse girmene. Şimdi bak adam bir tanesi Kur'an dersi koymuş okula. Siyer koymuş okula. Değerler dersi diye gir kardeş, ne anlatırsan anlat. Zındıklarla beraber bizden gözükenler de hücum ediyor ona. Zındıklarla beraber bizden gözükenler de. O zaman sen kimsin? Şöyle bir bakayım hele senin. Sen kim oldun? He. Kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz. Ay münafık. Kime diyeceğiz başka? İnsan üç kategoride de ya mümindir, ya kafirdir, ya münafıktır. Başka var mı dördüncü? İşaret hücresi söylüyor. Küfre rıza, küfürdür, kafirdir. Kafirle beraber olan kafirdir. Çünkü 107 şu anlarda, işaret hücresi de birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Birbirine zıt olanlar birbirini tenefür, nefret vardır, uzaklaşma vardır. Dağda bir lasın abi, aslan aslanla gezerken bu da izlenir. Cumhuriyet Halk Partisi ile kim beraberse o tiptendir. Cumhuriyet Halk Partisi de neyse aynısı. Aynısın, aynı hüküm alırsın. Leküm din hüküm ve liyedin. İmam Ali radıyallahu anh'ın Kaside-i Ercüzesinde ehrufun ucmin sutiret testira deyip bu zamanda tamim edilen ecnebi harflerine bakıp bu cümledeki harflerin cifri ve ebcedi rakamlarının bu zamana parmak basmaları ile vaki ceyrani küfriyaneye işaret ettiği. Lemalar 447. Aslında Deccaliyet'in en büyük yaptığı tabi bu değil mi abi? Evet. Harfleri ortadan kaldırarak milleti cahil yapmıştır. Bir gecede. Geçmişiyle kopartmış. İsmet İnönü zaten demiş onu. Biz diyor geçmişiyle alakanızı kesmek için yaptık diyor. Şimdi mesela adam bunu yapıyor. Siyasi diyor. Yani ne niyetle yaparsa yapsın. Netice itibariyle benim işime yarıyor mu? Ecdatla beni barıştırıyor mu? Kütüphanelerle buluşturuyor mu beni? Bu ne niyetle yaparsa yapsın. Ben onun niyetine bak, fiiliyatına bakıyoruz. Adam Osmanlıca koymuş. Koydu. Ne yapacak ki siyasetçi? Bu siyasetçiden başka ne oldu? Ne kadar gücecek? Bu rejimde, Kemalizm rejiminde Diyanet Risale basacak. Böyle aklına geçer mi? Ya okullara tefsir, peygamberin hayatını okutacaksın. Çocuklara. Kur'an öğreteceksin. Tabii siz fazla o kadar anlamazsınız. Niye anlamazsınız? 80'i yaşamadınız ki 80 ihtilali. 75'teki hadiseleri. 76, 77, 78, 80. Tamam. 98'deki o Ergenekon meseleleri. Ya o kadar acayip ki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.